Ben bir yılan olabilirdim. Bir köstebek olabilirdim. Sen de bir tavşan olabilirdin. Beyefendi bir kartal olabilirdi. Hocamız bir aslan olabilirdi. Ama insan olmuşum. Stalin'in torunu olabilirdim. Olabilirdim. Ama Müslüman bir anne babadan gelmişim. Benim için bir avantaj tabii. Bunun gibi Cenab-ı Allah bize öyle güzel şeyler vermiş ki mutlu olmamız için. Mutlu olmamak için hiçbir neden yok. Sadece insanın egosu, ego var ya ego. Hani şimdi ene diyoruz, ene. Men kale ene fevve kene derler yani. Kim ki ben ene der, kendini bir şey yapar, o kene gibidir. Onu ene emiyor yani böyle. Şimdi Allah bana neler vermiş bakın. İki tane göz vermiş, görüyorum. Çok şükür. İki tane kulak vermiş, bütün sesleri duyuyorum. Ezan sesi, tren sesi, anamın sesi, babamın sesi, inek sesi, sinek sesi, korna sesi, telefon sesi. Allah Allah. Şuraya bir burun koymuş, dünyada ne kadar koku varsa alıyorum. Kapat gözlerini bir bezden. Elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, çay, kahve, börek, çörek. Allah Allah. Yani kessen 100 gram gelmez. Küreye arz kadar yapay bir burun yapsalar bunun yaptığını yapmaz. Bunu Allah bana vermiş. Şuraya bir ağız vermiş. Ne kadar tatlar varsa onları alabiliyorum. Bakın kavuna tat vermiş. Ağzıma da tat alma duygusu vermiş. Şimdi kavun suratıma sürsem tat almıyor. Alnıma sürüyorum tat almıyor. Baldırıma sürüyorum almıyor. Buraya götürüyor. Ha ben burada şöyle düşünmem lazım. Cenab-ı Allah eğer benim ağzımı da yanağım gibi yapsaydı, elim gibi yapsaydı, bu nimetlerin bir değeri var mıydı? Demek Rabbim nimetleri veriyor, o nimetleri değerlendirecek cihazları da veriyor. Kusursuz yaratılış sonuçta. Ya, estağfirullah, lekad halaknel insane fi ahseni takvim diyor. Sonra sümme radetnahu esfele safinin. Onu ben sonra esfele safine reddettim diyor. Bazıları bunu soruyor. Ya neden reddedi? Kardeşim sen evvela onu reddettin. O da seni reddetti. O ayetin altında müstetir olarak bu ayet var, bu mana var. Sen Allah'ın emirlerini reddettiğin için Allah senin en aşağı bir mertebeye reddetti.